alışık olduğumuza. Çünkü otizmi artık çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Ama sen artık bayağı aşmışsın kendini. Tebrik ediyorum ben seni. Ben aşmadım. Ben hala zorluk çekiyorum. Ne tür mesela? Nelerde zorluk çekiyorsun? Örneğin buraya geldim ya. Kalabalıktan. Yok, yeni bir çevre, otelde. Ik ben Birsen en ik ben in Turkije om presentaties te geven over autisme. Mijn vriendje Mehmet vergezelt mij hierbij. Mensen in Turkije geloven vaak niet dat ik autisme heb, omdat ik mijzelf kan uitdrukken, werk en een opleiding heb voltooid. Türkiye'de bana inanmadılar, otistik olduğuma. Öyle mi? Sanki bunu kanıtlamakla ilgili bir süreç mi yaşıyorsun? Evet. Kendi içinde bunu mu yaşıyorsun? Evet, yani? Çünkü ben artık Türkiye'de kendimi, Türkiye'deki insanlara anlatmak istiyorum. Ben neden otizmli olabilirim diye. Bıktım artık öyle laflardan, yalancısın falan diye. Çünkü Hollanda'da öyle değil. Hollanda'da benim gibi çok var. Ve ben onun için Türkiye'de seminerler vermek istiyorum. Burada yetişkin otizmli var mı? Yetişkin otizmli. Benim gibi. Ha. Tamam. Zit een dame met autisme. Wil toch weten? Benim gibi var mı? Yok. Ik zei toch, sinds ze niet online is dit zorg. Mensen gaan zo maar een keer. Ashley. Ashley. Aferin. Al bakalım. Eşle. Benim çocuğum biz 2,5 yaşında anladık hani otizmle hani gelişiminde gerileme gördüğümüz için. Evet. Şu anda 11 yaş. Otizm dediğim vakit bulaşıcı mı cevabını çok aldığım oldu benim. Oğlanla benim farkımı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu oğlanın yani Down sendrom, zihinsel engelli ve otizm spektrumu var. Tabii bu denizaltında bir farkındalık yaratsın da amacımız zaten bununla ilgili. Bundan sonra ikinci aşamamız önümüzdeki 15 gün sonra doktorlarla bir toplantımız var. Konumuz otizm gene. Bununla ilgili bilimsel bir tartışmamız var. Üniversitedeki hocalarımızın da katkısıyla. Gelecekten korkmuyor musun? Gelecekten mi? İşte kalıcı yerler olarak. Yani biz öldükten sonra ne olacağı konusunda tabii çok Türkiye'de bu tip yerler ne kadar var bilmiyorum. Aslında esas uğraştığımız problemlerin en büyüğü bu. İnsanların otizmlileri kabul etmemesi, özellikle eğitim kurumlarında. Hadi bakalım. Konsantre olalım Savaş. Evet. Ama bir taraftan da beni izleyin. Hadi. 2005 yılında kurdum. Evet. Nedeni tek kelimeyle ihtiyaç. Ik weet niet zo goed. Ja, anders maak ik al goed met ze opschieten. Wij willen. Helder feiten. Erkekten karşınız var. Niye? Beğeniyorum diye. Ne için beğeniyorsunuz? Yakışıklı. Şöyle demek isterim, daha açıklayıcı konuşayım. Ya açıkla. Ya ya ya, size kadar bayağı az broer en zus lijken. Maar we zijn lovers. We zijn lovers. So far court that. Ja, ook op Facebook. İlk önce meslektaşlarım tarafından bu konunun dışlandığını gördüm. Yani bir tür denial mekanizması kullanıldı. Sanki bu meslekteki insanların çocuklarına böyle şeyler olmazmış gibi. Çocuğuna böyle şeyler kondurma dediler. Ik kan ook liegen. Relatie zonder leugens.